Multiplayer ekranlarından hepinize merhabalar. Ben Orhun Kayap, yanımda Sercan ve Taylan var. Selamlar arkadaşlar. Selamlar. Selamlar. Duello'ya davet edildim bu arada. Arkadaşlar bir kez daha Conqueror's Blade oynamak için karşınıza çıktık. Daha önce biliyorsunuz, yani daha doğrusu ilk kez denk gelen de vardır belki ama daha önce görmüş de olabilirsiniz bizi oynarken. Bir yandan şu abiyi dövebilirsem şahane olacak. Conqueror's Blade Türkçe desteği de olan ücretsiz bir oyun. Eğer denemek isterseniz açıklamalar kısmında linkte bulabilirsiniz. O linkten abone olduğunuz, ya daha doğrusu üye olduğunuz ve oynamaya başladığınız zaman 7 günlükte bir neydi adı? Premium. Premium da hesabınıza kaydediliyor. Dolayısıyla bir tık avantajla başlıyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Zaten buradan anlayabileceğiniz üzere bu sponsorlu bir Conqueror's Blade videosu. Ama biz deliler gibi bu arada düello'da kazandım arkadaşlar. Bilmem gördünüz mü ama gerçi nereden göreceksiniz? Taylan'la Sercan'a diyorum. İzleyenler zaten görüyor. Kafam karıştı ha. Bir yandan düello bir yandan anlatması. Neyse lafı daha fazla uzatmayayım. Bayağı da oynadık. Taylan mesela sen kaç seviye oldun? Şu an 154'üm. Sercan sen? 146. Ulan hayvan gibi oynamışsınız. O kadar oynadım ben de 105 olabildim anca. Ama sonuç itibariyle epey uzunca süre bir oynanışın ardından bir kez daha karşınıza çıkıyoruz. Kuşatma muharebesi harcayacağım ben bu arada. İlk hiç bilmeyenler için en çok yaptığınız iki şeyi anlatayım Conqueror's Blade'de. Ya meydan muharebesi yapıyorsunuz. Bunda 8'e 8 diğer insanlara karşı belli noktaları ele geçirme üzerine kurulu bir oyun modu. Diğeri de kuşatma muharebesi ki bana kalırsa Conqueror's Blade'in bir kez daha. Daha önceki videolarda da söyledim. Bir kez daha söyleyeyim yeni gelenler için. Öne çıkan yanı bence kuşatma muharebesi. Burada da tahmin edebileceğiniz üzere kuşatma yapıyorsunuz. 15'e 15 oynanan bir oyun modu bu. Ve dolayısıyla arkadaşlarınızla beraber girmek daha önem arz ediyor ki o yüzden Sercan ve Taylan bugün bana eşlik ediyor olacaklar. Tekrardan da hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk efendim. Bir de son bu ay başında Ağustos ayının sona doğru Türkiye lira desteği de geldi. Ha Türk lirası doğru. Yani her free to play oyun gibi yani oyun içerisinde bir şeyler satın alabileceğiniz bir mağazası var. Ama bu sizi korkutmasın. Oyun ben söylemeyeyim hatta pay to win mi? 146 level 135 level olan insanlar olarak. Kesinlikle pay to win değil hayır. Değil mi? Pay to win değil ya. Diğer insanlara karşı hani direkt kazanmanızı sağlayacak bir şey satın alamıyorsunuz. Ama ekstradan işte görüntüydü ya da ne bileyim premium hesaptı vesaire gibi şeyler almak isterseniz Türk lirası desteği de gelmiş bu durumda Steam'den de isterseniz kullanabiliyorsunuz bu desteği. Ki oyunu Steam'den oynamak da mümkün ya da MyGames'in kendi launcher'ıyla indirip oynamanız da mümkün diye tekrardan söyleyelim ve şu anda güzel bir savaşa gireceğiz gibi duruyor. Saldıran taraftayız. Ona göre ben dengeli bir ekiple gireceğim. Bir tane nokta varmış. Hepimiz A'yı oynayacağız herhalde. Nereden oynarız abi? Sağ taraftaki surdan mı oynarız, sol taraftaki surdan mı oynarız? Sağa çıktım ben ama. Tamam, ben de sağa geçeyim. Dur, hatta başlangıç olarak şu oduncularla en düşük seviye adamlarımla gireyim ki ittirtirim. Kuşatma kulesi ittirtirim. Takımda iki tane Hun var. Takımda iki tane Hun var. Aa hakikaten Hun'muş ama o iki U'lu. Taktiklerimden sakınınız arkadaşlar. Bu arada yani aynı isim almak mümkün olmuyor ama işte büyük harf küçük harf ya da böyle benzerliklerle karşınıza falan çıkarsak şaşırmayın. Daha önceki videolarda ötürü takip eden arkadaşlar benzerlikler de alıp gördükleri zaman selam verdikleri de oluyor. Karşı karşıya gelme ihtimalimiz de var bu arada. Biz 3. server diye mi geçiyordu? Yok ne diye geçiyordu bizim oynadığımız server? 3 evet 3. EU3 diye geçiyor doğru. EU3'te oynarsanız bizle beraber oynama şansınız var. Ama EU3'te olmasanız bile cross platform olduğu için yani diğer serverlardaki oyuncularla da eşleşip oyuna girebiliyorsunuz. Dolayısıyla karşılaşırsak selam vermeyi unutmayın. Daha önceki karşılaştığımız da oldu bazı arkadaşlarla. Çok feci biçimde de yenildiğimiz için o savaşlarda biraz rezil de olduk ama olsun. Şimdi savaşa başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Başka birisi ittiriyormuş. Güzel büyük bir kaleye denk gelmemiz güzel oldu. Bizim de burada kenarda kullanabileceğimiz ekstradan toplar var. İlk etapta oyunun başlangıç kısmında böyle düşmanı zayıflatmak için şu topları kullanıyorsunuz. Onların da tabii ki kullanabildiği top var. Iskaladım ya çok üzücü oldu. Bir dahakine vuracağım ama aksilik olmazsa. Ulan daha yukarı atmama rağmen aynı yere gitti. Bir türlü tutturamadım ben şu kuşatma kulelerini kullanma mevzusunu ya. Kuşatma kulesi diyorum ya topları kullanma mevzusunu. Yine tutturamadım. Neyse kısmet değilmiş. Sizde durum aynı duruyor arkadaşlar. Ben balistadayım şu an top atanları düşürmeye çalışıyorum ki toplarımız kırılmasın ya da siege'lere vurmasınlar. Evet birden fazla farklı tipte şey de var. Kuşatma silahı var.
Balista dediği de bu arada Tayda'nınki şey, hani böyle patlayan bir top vesaire falan gibi değil de birisini tutturduğunuz zaman tek atabilecek, yani bir kahramanı tutturduğunuz zaman diğer oyunculardan birini tutturduğunuzda tek atabilecek seviyede bir akrep diye galiba geçiyor Türkçe'de. Ya da yok, akrep başka bir şeydi galiba. Akrep olabilir. Çok güzel, bir tane oyuncuyu çok fena vurdum az evvel. Ama şey kırılmadı, topu kırılmadı. Nasıl kaldım ikinciye? Güzel. Kuşatma kuleleri bir yandan hızla yaklaştıkları için çok sağa attım. Onları bekliyoruz bir yandan. O işte onları beklerken böyle surları toplarla dövüyoruz. Of, adamı yine vurdum ama yine top patlamadı. Acık daha şöyle sola yaparsam. Taarruza geçen Allah ya. Çok güzel. Topla adamın arasından geçirdim ya. Taarruza geçeceğin zaman haber edin arkadaşlar. Ben de topu bırakıp adamları da alıp geleyim. Tamam. Daha önce bu... Ya ben hatırlayamadım bu haritayı da. Daha önce oynadınız mı siz bu haritayı? Valla tam onu düşünüyordum. Haritaya bakıp bakıp duruyorum. Acaba olan bir kalenin şeyi mi değişti ya? Ama ben de hiç oynamadım oraya galiba. Güzel, güzel. Ya sık sık yeni içerik geliyor bir de Conquerors Bay'de. Yeri gelmişken onu da söylemek lazım. Hani eventler falan da, etkinlikler falan da oluyor. Mesela zaten bu 4. sezonun olayı şeydi biraz. Osmanlı İmparatorluğu'ndan esinlenerek kurulmuş bir... şey, hani hem görevler hem karakterler falan geldi. Yeniçeriler geldi, azaplar geldi, spahiler geldi vesaire gibi şeyler geldi. Girdik bu arada. Girdik mi? Helal. Ben de o zaman adamlarımı değiştirip geliyorum. Dolayısıyla mesela İstanbul'un fethine atıfta bulunarak tasarlanmış etkinlikler falan da geldi. Eğer ki ekstradan ilginizi çekiyorsa ona da göz atabilirsiniz. Onlara da göz atmak için de aşağıdaki linkten yine bir kez daha abone olarak oyuna katılabilirsiniz diyelim. Hadi bakalım tabii şimdi. Fatih'in birebir şeyi var ya, kostümü var. Ya Fatih Sultan'ın. Gemileri karadan yürüttüğümüz bir oyun modu da var oyunda şu an. Evet, abi, o da tamamen esinlenme. Güzel, ben çok oynamamıştım. Ya gerçi şey doğru, karadan gemi yürütme mevzusunu beraber sizle oynamıştık. Şimdi hatırladım, bir kere oynadık onu. O çok ortada kaldık, öleceğiz. Aha. Team fallback. Sol taraftakini ittiriyorlar, güzel. Azıcık geri çekilin, ben de geliyorum. Şeylerle geliyorum. Surlar ne kadar büyükmüş ya. Yani arabalar buradan grip yaparak geçer, o kadar büyük. Kalkanlı çavuşlarla geliyorum ben de bu arada. Hani şurayı tutmak için. Bir tane şey yaptım bu arada. Trebuşeyi kullandım sol taraftaki kalkanlara. Kaçmaya çalışırlarsa gizli girmek bize yakışmaz. Tabii biz delikanlı adamız abi. Ben ordumu asla yalnız bırakmam. Bizi burada ittirdiler ama ya. Aldı götürüyor beni. Aldı götürüyor beni. Seni evet abi, düğününüze çağırırsınız artık. Abi kendinize iyi bakın. Azap. Ayıp be. Benim adamları bu arada erittiler. Benim geri çekilmem lazım biraz. Yeni adam almam lazım. Adamım kalmadı. Bu arada sol taraftaki kulede gelmiş. Muhtemelen birazcık daha kolay olacak oradan girmesi. Çünkü herkes sağ tarafı tutuyor. Hatta soldan girmiş bizimkiler. Evet evet, ben oraya yöneleceğim. Buradan girilmez. Forte Braccio'ları alıp ben de şey yapacağım ya. Soldan bir temkinli ittireceğim. Silahtar getirmiş. Silahtar. Silahtarlarla hiç karşılaşmadım. Bu sezonda yeni olduğu için insanlar yeni yeni kasıyorlar. Çok güçlüler. Bayağı iyiler değil mi? Yeni çarıları bayağı beğendim. Donanımlı ya. Şeyleri, yüzükleri çok iyi. Rakibin. Harbiden şimdi ben de böyle bir baktım taba basıp da. Mor seviye bayağı bir adamları var. Kalkanlı malkanlı. Bakalım kısmet. Gireriz ya. Çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ya biz bunları yok ederiz de yani. Ben yine de söyleyeyim de dikkat edin. Get going. Saldır ey şanlı ordum! Baksana abi, adamlar burayı şeyler yürütüyor, emperyalle tutuyor. Aynen. Gene, gerçi çok fazla üniteleri yok, bunları bir eritebilirsek. Abi şeye doğru kaçın, neyse. Bizimkiler capture'lıyor bu arada. Yardım evet. Edelim. Tamam, dövüşmeye gerek hakikaten yok. Hakikaten noktayı oynayalım hakikaten, hiç gerek yok. Capture'ına capture, gel bakalım. Hop, bir de stunladım onu ama ben de yavaşlattım onu, kaçamayacak o. Güzel.
Güzel, aldık bunu ya. Bunu aldık. Ya buradan bir tane bak adam görüyoruz bir daha. Buradaki en önemli şey iki tane mesela supply var ya, onları alırsak orada çıkartacak yerleri yok. Ha süper. O zaman mesela sağdakine mi gitsek? Ben sağdakine daha yakınım. Ona doğru ilerleyeceğim. Adamlar doğru sağdakine yakın ama. Sola bir yerde ineceğiz ya. Dur bakalım. Aa evet, sağa evet. Çok kalabalık gidiyorlar abi. Sola evet. Yakınsanız sola oynayın. Aynen, öncü olmayalım çünkü. Arkadan gidelim. Sağ baya yanıyor sağ taraf. Tabii hepsi sağda. Siz solu ninjalarsınız ya. Kimse yok ben gibi gözüküyor. Sultanımın peşinden gidiyorum. Sercan Sultan. Evet, sağ taraf alev alev. Yemin ediyorum şöyle bir kafayı uzatayım dedim. Aa, bayrak getiriyoruz. Takım harbiden yılanmış be. Takım hakikaten ninjalıyorlar bildiğin. Neyse, geri çekilmek zorunda kalacaklar o sayede. Evet evet, tabii ki. Savunmaya diye böyle koşarlarsa, ki koşmadılar. Çok çok riskli oynuyorlar. Tamam, bırakalım biz bayrağa gidelim abi. Yani evet, bayrağa gidiyorum. İlk male gidelim. Sağdaki ilk male herkes de sol biraz daha boş. Ha, evet, sola sola gidelim. Net sola abi. Bu sağ taraf var ya. Ana baba gibi, günü gibi. Burada kalabalık. Ulan şahi topu kuracağım. Allah. Toz duman içinde kaldı. Gel gel gel, o adam top kurmasın. Liman kurdu galiba. Evet. Ben kurmadım. Buradan nasıl gireceğiz ya? Burayı maşallah var buranın. İkmali aldık bu arada. Aldınız mı? Şahane. Atıma bineyim ben de. Sultanım kaçın. Masketi alabilirsin. Sultanım kovalıyor masket. Quickly now. Bakayım ben acaba. Aa, tersten geliyorlar. Allah kahretsin. Sultanım tamam, ordusu çok vuruyor. Herkes oraya dönüyor abi bu arada. Sağ tarafı da bıraktılar. Anladılar çünkü tutamayacaklarını. Bir girip çıkarsanız ha, alamaz. Tamam. Buraya çok yıldılar. O zaman öteki ikmal boşaldı. Öteki. Aynen aynen. Öteki ikmali ben alıyorum şu anda. Bizim burada 3 kişiyle beraber alıyoruz. Ölmeyin abi. Burada kalabalığız çünkü. Hani ayrı ayrı ölmeyelim yani. Diyecektim ki ha ulan. Ölmüşsünüz zaten. Söylediniz mi? Duymadım iyice. Yok ettiler. Kaç saniye var gelmenize? Güzel. Şimdi Forte Braccio'larla normalde saldırmak zaten çok mantıklı değil benim açımdan. Acaba değiştirsem mi diyorum da. Hatta evet ya, Condottieri'lere geçeyim. Forte'lere gene geçerim gerekirse. Şimdi son noktaya nasıl gireceğiz? Ben trebuşeyi de erken kullandım. Gerçi gerekirse dediğim gibi şahi topu var. Trebuşe açık bir alan aslında da sağdan soldan iki ayrı koldan girersek rahat alırız. Okey, ben sağ taraftan yaklaşıyorum. Zaten burası gene ana baba günü oldu. Allah. Silahlardan bir tane silahlardan. Güzel, görmüşüz. Bizden de çavuşlar geldi. Afganlar çalışıyor. Forte dizmeye çalıştı buraya ama Forte'le ön alıyoruz. Oha, o ne? Ben niye bayılıp duruyorum ya, hayırdır? Çok güzel. Sağ tarafı yarmak üzereyiz. İlk savunmaları biraz düşer gibi oldu. Adamları fazla yok gibi duruyor burada. Hadi saldırın aslanlarım. Ah, kaçırdık mı? Kaçırmadık, güzel. Kaçırmışız. Okçularını kaçırdım adamların, çok temiz de.
Charge'layabilseydim Fortelerle bayağı şey fort ediyorum. Condottierlerle çok iyi iş yapacaktım da neyse dur ölmek üzereyim ölmeyeyim. Oo. Ordu show. Ha buraya bir tane şey kuruyorlar. Mortar kuruyorlar. Duvar arkasından. Oraya çünkü şey gitmiyor. Çok şey gitmiyor. Mağol düştü ya. Onda tierleri çektiler benim bir şekilde ya. Arkaya mortar kuruyor. O mortar çok iyi iş yapacak muhtemelen. Bizi burada... Ordunun içine shotgun kuruyor. Benim ordular hiç iş yapamadan öldüler. Ben yeni bir ordu alıp geleceğim. Hatta dur bakayım ya sağ tarafı alabiliyor muyuz? Öteki ikmalden girmemiz lazım. Arkalamamız lazım bunları. Aynen. Öteki ikmale doğru gidiyorum ben de. Acaba tutuyorlar mı orayı? Tutuyorlar muhtemelen. Yok tutmuyorlar. Burayı alıp buradan adam çekip geliyorum. Diyecektim ki biri varmış burada. Kalabalık bayağı dikkat et orada. Ağzımıza top atıyorlar. Yok alıyorlar burada beni. Kaç. Yok. Adamımız yok ki anasını satayım. Kimse harikaya bakmıyor ya. Yok çok net belliydi temizleneceğimiz orada. Niye inat ettik yani lüzumsuz. Adam sayısında dezavantajlı noktaya gidiyor gibiyiz hafiften. Bu sefer de solu tutmaya başladılar. Zaten solu vermedikleri sürece alamayacağız oyunu. Bizim aslında solu ikmalini yüklememiz lazım. İkmali de aldık bu sefer azalacak kadar oradan çıkar. Stand to! Evet geliyorum ben orduyla. Nereye gidiyoruz? İkmale mi? İkmale doğru... Aha! Nasıl kaçırdık oğlum oradan ya? Vur canı geliyor. Shotgun var onun şimdi gizli. Evet orada bayağı... İyiydi kafası. Yok abi bizde gene arkada bekleten 4 tane bizi geçecek. Açık oyun. Ready? Stand to! Adamlar zaten pushluyorlar artık alamayacağımızı bildikleri için. Tabii 40 saniye kaldı lan imkansız var. Üzücü oldu ya. Üzücü oldu ama kaybetmek de var tabi. Daha iyi oynayabilirdik. Daha efektif kullansaydık adamları bir şekilde toparlanırdım mevzu da. Bir yerden sonra takımına yardımı gerekiyor yani. Evet. Adam alttan diyor ki sol tarafa oynayın. Mesela neden sen oynamıyorsun? Hani hep birlikte oynasak ikmali alacağız ama işte iletişim kurmak sıkıntı. O yüzden 5 kişi girmek daha avantajlı oluyor her zaman. Aynen. Kesinlikle katılıyorum ona. Yazık oldu. Neyse son anda. Böyle sevgili arkadaşlar. Sizler de bir hezimete böylece tanıklık etmiş oldunuz. Ama özet itibariyle zaten konkurs bilette. Yani kazanmak kadar kaybetmek de olduğu için genel olarak oyun tecrübesini bir kez de böyle görmüş oldunuz. Tekrardan hatırlatayım. Aşağıda gördüğünüz açıklama kısmından bulduğunuz linkle eğer ki üye olursanız 7 günlük bir premium hesapla beraber de oyuna başlamak isterseniz başlayabilirsiniz. Oyun tamamen Türkçe ve oynaması ücretsiz diye bunları da ekleyeyim. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.